Ya Dilara ya. Bir Allah'ın kulu günaydımı almadı ya. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar cenazeniz mi var? Kimi? Evet daha nasılsınız? Ne haber? İyi sen? Yani pek iyi değilim. Neden? Mutsuz günler geçiriyorum burada. Neden acaba? Yani dün sabah anlamsız bir tartışma yaşadık biliyorsun. Ya 5'e kadar açıktın da sen çevrimiçiydin. Biriyle mi konuştun? Ben mi çevrimiçiydim? Evet. Yo. Hayır aynısını bana yapıyorsun da. Çevrimiçi değildim. Zaten sen beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor ama işte. Beni ilgilendirmiyor. Tamam, çok da böyle şeylere takılmıyorum zaten. Tamam senin takılmıyor olman benim de takılmıyor olmamı gerektirdiğini mi düşünüyorsun? Takılmamam mı gerekiyor? Takma yani. Şunlara kalp yapacağım. Sıkıntı yok. Bayılıyorum ama. Yani çok ilginç ama senin bu hareketlerin. Konuştuk bence. Anlaşıldığımı düşünmüyorum ama ben yine de konuşmayı tercih ettim. Tamam ben diyorum ki sana dün sabah gereksiz bir tartışma yaşadık. Bundan dolayı gereksiz. Mutlu değilim. Sen tartıştın. Tamam ben açtım bu konuyu. Evet. Gereksiz şimdi olduğunu düşündüm. Şimdi ben açıyorum. Nasıl oluyor? Tamam seninle konuşmak istemiyorum. Ben de sağ ol. Bay bay. Bay. Biz kalp koyduk. Bunlar da ayrıldılar. Yapıyoruz. Yani sizin yaptığınız kalpten bu olur zaten. Ben olay yapmadım. Ya. Cadılar. Hadi bakalım. Ben... Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Bir şey yok. Hı? Bir şey yok. Niye ağladın peki? Hı? Üst üste geliyor her şey. Ne üst üste geliyor? Geliyor işte. Başka şeyler mi oldu? Seninle olanlar zaten toplandı. Mert gitmek istediğini söylüyor. Gidecek miymiş? Sen ona mı üzüldün? Hı? Genel anlamda her şey üst üste geliyor, toplanıyor. Hı hı. Yüzünü yıkayalım mı? Yıkadım zaten. Nefes al. 2 kere. Derin bir şekilde böyle. Ya... Belki... Gitmeyecek ya Mert ayrıca. Üzülme. Mert mi yani sadece? Sence? Ne? Tamam da ağlama yani. Ağladığım yok işte ben böyle yansıdı ne yapabilirim şimdi? Ben herkese karşı burada mücadele ediyorum ama seninle böyle olduğu zaman demek ki işliyor patlama noktasına gelmişiz Mert'ten de onu duyunca demek ki. İkna edersin onu. Gitmez bence. Gelirse çok üzülür harca Mert gidersen. Tek sorun bu mu yani sence? Bu halde olmamalı. Neyi daha önce ben onaracağım? Daha önce ben neyle uğraşacağım mesela burada? Ne oldu başka? Diyorum ki sana hata yaptım diyorum dün sabah. Gereksiz tartışma yaptım diyorum. Ama her sabah aynısını yaptığın için artık bağışıklık kazandım yani. Tartışmak istemiyorum seninle şu an. Tartışmaya gelmedim. Yanında olmaya geldim zaten. Tamam ben tartışmak istemiyorum işte bu konuyu söylemek istemiyorum. Uzatmak da istemiyorum. Gerekirse kaç Buse. Başka türlü kaç kazanamazsın. Kaçıyorum. Ben de kaçayım. Cesaret olmayanın hiçbir şey olmaz. Kaç! Kaç kız! Koş! Koş direkt! Hızlı koş ama. Yapabilirsin bunu büyüse. Hadi Buse. Hızlı koş ama yakalanma koş! Özür şeyi bu. Ben yani dediğim gibi soğudum sana karşı ama içimin ısınması için seni izlemek istiyorum. Ben de seni izlemek istiyorum. Hepsini izlemek istiyorum. Bu sabah söylediğin hiçbir şey 5'te ben çevrimiçi falan değildim yani. Bunu ben yapmadım sana kısasa kısas yapar gibi burada böyle davranıyorsun. Sana. Nasıl hissedeceğini merak ettim. Nasıl hissediyormuş o? Sen nasıl bana nasıl hissettirmişsin? Ben sana yapsam sen nasıl hissedersin? Sen bana yaptın bunu. Sen böyle hissetmezsin işte. Sen bana bunu yap. Nasıl sen böyle hissetmezsin? Benim de hislerim var. Yapmadım. Sen bana bunu yapmadım. Dün yaptın bana. Ben ne zaman yaptım? Ben ağlamadım sana? Ama. Ağlamakla ne alakası var? Bak benimle böyle konuşacaksan ben konuşmak istemiyorum seninle. Kötü bir şey demiyorum bak. Zaten. Tamam mı? Ben iyi değilim. Musun? Ben iyi değilim. Benle böyle yok ağlamadım mağlamadım konuşacaksa. Ben sen de bir şey hissetmezsin diyorsun. Kusura bakma benim de duygularım var. Ben de ağlayabiliyorum, gülebiliyorum. Benim sana yaptığım böyle bir şey değil ama. Ben ya sen benimle böyle ters konuşmak istiyorsan ben gerçekten konuşmayalım lütfen bak. Çıkacağım gideceğim şimdi az kaldı programda. Nereye gideceksin az pardon? Kaldı. Dışarı çıkacağım şimdi az kaldı. Ya dışarı çıkacaksın o sonra içeri geri geleceksin gelmeyeceğim belki. İşte. Nereye gidiyorsun? Bu ne ya? Böyle bir şey yok burada. Birileri dans ediyor herhalde. Benlik bir şey yok burada. Benlik bir şey yok burada diyorum. Benim şeyim yok yani. Benim bu şarkıda yapacağım bir şey yok şu an. Benim de. Gözyaşım desen bitti, bitti. Peşinden koştum. Gitti, gitti, tutmuyorum. Evet, ağlıyorum. Senden daha fazla. Kim bakar ardına? Sen mi, ben mi? Adın ne senin? Anlaşamıyor muyuz biz seninle? Galiba. Ne yapabiliriz? Anlaşmaya çalışmayı düşünüyor musun? Karşılıklı oluyor yalnız farkında mısın? Evet, %100 bunun için çaba gösteriyorum zaten. Farkında değil misin? Yani çaba göstermiş halin gece konuşuyoruz konuyu sabah. Sonra söylemeyeceğim diyorsun. Buraya geliyorsun konuyu açıyorsun mesela. Yazmıyorsun ya bana hiçbir şekilde. Konuşamıyoruz ya seninle. Ben seninle nerede iletişime geçebilirim? Bu evde de bunu konuşmayacaksam nerede konuşabilirim? Dün akşam aradım seni servisteyim dedin. Daha sonra arayacağım dedin. Aramadın. Ben gittim Yeliz'i aradım. Yeliz'le konuşuyorum orada yani anladın mı? Niye beni aramıyorsun demiyorsun mesela. Niye konuşmuyoruz biz? Bu. Efendim? Nasıl niye konuşuyoruz? Biz konuşuyoruz ya. Ben cevap veriyorum sana. İşte biz hiç böyle akıcı bir konuşma yaşayamıyoruz seninle yani. Cevap vermiyorsun. Çünkü belki her akşam diyorsun ki olmayacaksak söyle. Yani sürekli bunu her gün tamam bu mesajları alıyorum ama ben. Ama yapmıyorsun işte mesela yani neyi anladın mı? Beni umursuyormuşsun gibi gelmiyor. Beni umursuyormuşsun gibi gelmiyor. Anladın mı? Yani ben tekrar bu konuyu konuşmak istemiyorum. Sen benimle kavga ediyorsun ama sürekli. Ama sen yapmadığın için senden rica kaç kere daha rica edeyim? Nasıl rica? Bunu kaç kere rica ediyorsun, kavga ediyorsun, sonra rica ediyorsun. Ne anlayayım ben? Hep hayır, kavga önce edeyim, rica ediyorum sana. Sen bana ters cevap veriyorsun, yapmıyorsun. Yani rica ediyorum, ya tamam düzeltirim demiyorsun. İlk günden beri bunu yaptığın için benim patlama noktam oldu belki de bu. Ya görüntülü konuşurken sen telefonla oynuyordun. Ya gerçekten evet. Kusura bakma Yeliz'e o ara Yeliz bir şey anlatıyor sana. Ben telefonuma bakamayacak mıyım? Neyin kafası ben anlamadım. Bak, benim nasıl konuşuyorum? Bak bu neyin kafası ya? Bak artık benimle konuşma şey böyle. Yok. Ya bak benimle konuşmana dikkat et bundan sonra ben anlıyor musun? Dikkat ediyorum neyin ama kafası sen hayırdır falan filan erkek gibi lütfen konuşma bak benimle. Ben erkek gibi konuşuyorum. İşte neyin kafası hayırdır falan bak sana gerçekten yakışan bir şey değil. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yapma lütfen. Zaten ama yapma. Sana kendimi anlattım. Tamam da bu cümlelere bu kelimelere gerek yok ama anlatabiliyor muyum? Bak şimdi sana göre yanlış. Benim cümlelerim değil ama senin yaptıkların. Sana göre yanlış değildir mesela bu yaptığın. Bana göre ya kötü bir şey anladın mı? Beni kötü hissettiriyor, değersiz hissettiriyor ve ben sana bunu söyleyemeyeceksem kime söyleyeceğim?